Boşuna üzülüyorsun Ahmet. Her evlenen kadının sevgilisi nikah dairesi kapılarında sızlansa, evlenme daireleri ağlama duvarına döner. Ya zaten sıkılıyorum, sen de kalkıp... Aşk başka, menfaat başka. Ayten'in yerinde sen de olsan, karşına öyle milyoner bir kısmet çıksa, sevgilini ekip evlenirdin. Kızcağız aslında akıllıca bir iş yaptı. Balayı geçirenler için en şahane dairemiz efendim. Merci. Teşekkür ederim. Nasıl, beğendin? Güzel ama saray gibi köşkünüz varken buraya gelmemiz lüzumsuzdu. Annem öyle istedi. Evliliğimizi, nikahın nasıl, nerede olacağını, balayımızı, her şeyi, ama her şeyi annen tayin etti zaten. Annem zorlamasaydı evlenmezdim belki de. Zorla evlenecek kadar çirkin miyim? Bilakis, duvağın tülleri ardından bile göz kamaştıracak kadar şahanesin. Ama ben hastayım. Seni ancak hayranlık duyulan eşsiz bir tabloymuşsun gibi seyredebilirim. Her şey, her şeyden nefret ediyorum. Talihimden, anamdan, hatta aynaya baktığım zaman kendimden bile. Bana her şeyi daha önce söylemeliydin. Haklısın. Sen, ben, annem, hepimiz haklıyız. Beni böyle yaratan tabiattan başka. Çok sinirliyim. Dışarı çıkmam lazım. Sen de çık istersen, dolaşırız. Kadınları anladın mı, hepsini birden denize dökeceksin. Ne yaptı sana kadınlar? Hem de en iyi bildiğim, en namuslu, en güvenileni bırakıp kaçtı. Gör bak, senden kaçan o sersem kadını nasıl unutturacağım sana? Ha? Ondan bahsederken daha terbiyeli ol. Al da paran kadar konuş, hadi! Evet. Sen! Bu gece, burada! Buraya gelmem delilik! Ama derdimi dökmek için senden başka kimsem yoktu! Zifaf gecesi, arabada yalnız oluşu, dedikodulara yol açacak. Oğlunuzu bu dedikoduların kurbanı ettiniz hanımefendi. Lütfen hiç olmazsa şimdi unutun herkesin ne diyeceğini. Merak etmeyin. Muhakkak ki sizden çok daha fazla üzülüyorum. Ailemizin son erkeğiydi. Hiç olmazsa bir oğlu olsun istiyordum. Küçüğü götürebilirsiniz hemşire hanım. Torununuzu beğenmediniz galiba. Maşallah, güzel bebek, sıhhatli. Beğenilmeyecek gibi değil ama... Aması ne? Ne yazık ki torunum değil. Torununuz değil mi? Oğlunuzla evlendiğimi unutuyorsunuz anlaşılan. Siz de oğlumun zifaf gecesi kaza geçirdiğini unutuyorsunuz. Fakat... Kendinizi yormayın. Çünkü tahkik ettim ve eminim iddiamın doğruluğundan. Mamafi, telaşlanmanıza lüzum yok. Oğlunuzun yetişmesi için gereken hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Yalnız aile adımızı kullanmamak şartıyla. Sizin iddianız ne olursa olsun, oğlum dilenci değildir hanımefendi. Tenezzül buyurduğunuz sadaka yerine, babasının adını taşımasını tercih ederim. 50.000 veriyorum. Para her zaman kazanılır ama, oğlumun alnına vuracağınız babasızlık damgasını milyonlar bile silemez. Demek son kararınız bu. Evet. Fakat bu şartlar altında ona servetimin kapılarını kapamak için bütün kanuni yolları kullanacağım. Bunu unutmayın. Ben oğlunuzla zenginliği için değil, köklü bir aileden geldiği, soylu bir isim taşıdığı için evlenmiştim. Fakat düşünecek olursanız siz kendiniz... Bazı şeyleri düşünmem hanımefendi.
Oğlumdan esirgemek istediğiniz çeltikçi soyadını hiçbir servet karşılığı satmam. Karar değiştirirseniz telefon edersiniz. Hoşça kalın. Güle güle. Sultanımın canı sıkkın görünüyor. Yoksa kayınvalideyle aranız mı bozuldu? Terbiyem el verseydi kovardım. Sana böyle sertlik yakışmıyor. Ne oldu? Oğlumun adını satın almak istediler. Adını mı? Torunu olmadığını iddia etti. Yalan. Benim oğlum. O gece bana koştuğunda... Bunları konuşmak için mi geldin buraya? Hayır ama... Kendi öz oğlumu başkalarına mal etmeye lüzum yok. Zengin değilsem de... Çocuğuma verecek lekesiz bir ismim var benim de. Evet ama... Göreceksin oğlum çeltikçi soyadıyla çok şey kazanacak. Ben fakir bir ailenin kızı olarak çok şey kaybettim. Ya ben kabul etmez, kendi oğlum olduğunu ilan edersem? Beni kaybedersin. Eğer beni biraz olsun sevseydin... Evet, seviyorum seni. İlk aşkımsın. Ve son aşkım olacaksın. Ama gene de evlenmeyeceğim. İstersen hiç ayrılmayız. Oğlunun yanında kalırsın. Dayısı bilir seni. Nasıl? Oğlumun dayısı mı? Bak! Anne, bak dayım ne getirmiş ya! Size bir müjdem var çocuklar. Yakında atölyemizi fabrika haline çok getirdim. Çok memnun oldum. Hakikaten fabrikatörümüz hanımefendi, nasıllar acaba? Telefonunu alınca koştum. Ortaklık mukavelesinin imzası sırasında senin bulunmanı da istiyorum. Bu işten Osman anlar. Hukuk son sınıfta, yarı hukukçu sayılır artık. Onu derslerinin başından ayırmak için vinç ister. Seni arıyoruz Osman, nerelerdesin? Hadi gidiyoruz. İş yok, çalışmam lazım. Hadi canım, şimdi bırak çalışmayı. Bu böyle bir işte, ver eline kitabı, kutuplarda bile okur. Hoşça kalın. Benimle jürilerin partisine gelirsen sana bir müjde veririm. Şartlı alacaklardan hoşlanmam. Üstelik partileri sevmediğimi de bilirsin. Ya beni? Hadi saksama bal gibi beğeniyorsun işte. Beğensem bile hoşlandığım bir kızla parti yerine tenha bir yerde olmayı tercih ederim. Ben de benim arzularımı yerine getiren erkek isterim. Öyleyse kadın sözüyle hareket eden kılıbık diplomalı bir erkek bul kendine. Emredersiniz küçük bey. Fena bozdu. Kendini dayanılmaz erkek sanıyor. Zaten hafızın biri, varsa yoksa der. Seviyorsun ama çabur atma. Bu enayiliği yalnız ben mi yapıyorum? Fakültedeki kızların yarısı aşık ona. Hınzırda şeytan tüyü var. Kızıyorum, kızıyorum. Gene hep peşinden koşuyorsun ama. Gece gündüz çalışıyor. Yorgun düştü, korkuyorum. Yazın dinlensin istiyordum. Çapkınlık ve dersler yetmiyor gibi, geçenlerde benden bir iş istedi. İş mi? Hı hı. Sapıtı mı bu? İmtihanlardan sonra, avukatlık stajına başlayana kadar boş durmamalıymış. Çok ısrar etti, peki dedim. Bu çocuk deli vallahi, çalışma hastası. Kolay gelsin. Sağ olun. Herkes senin gibi çalışsaydı, inşaat 7-8 ay evvel biterdi. Ama çok yoruluyor. Yorulmak tembellerin lügatinde olan bir kelimedir. Seni avukat cübbenle adliye koridorlarında düşünüyorum da. Onu hasım tarafın avukatları düşünsün. Ne kaba insanlarsınız. Çekin şu kalasları da geçeyim. Bu kadar yerden tank geçer be yavrum. Direksiyon tutmasını bilmiyorsun. Tut benim gibi hızlı bir şoför de seni iğne deliğinden geçireyim. Ne oluyor orada? Kuzum, bu amelelerin başıysanız... ...söyleyin şunlara da yolu açsınlar. Duymadınız mı? Açın şurayı. Kulağımızda arıza var. Bu kalabalığı bırakın da şu kalasları temizleyin. Yok canım. Bana bak. Lavacı derler. Hadi paşam. Elinin hamuruyla erkek işine karışma da yanmasın canın. Yoksa alırlar nabzının sayısını. Burası mektep değil. İnşaat. Bitti mi gevezeliğiniz? Sana ne be? Bana bu. Thank you.
Buyurun bakayım. Defol buradan. Yeter artık. Hadi bakayım, boşaltın yolu. Şu ahmaklara da basın tentir diyordu. Canları yanınca akılları başlarına gelir belki. İsterseniz buradan ben çıkarayım arabanızı. Zahmet olmaz mı? Hiçbir zevk zahmet sayılmaz. İyi kavga ettiniz. Onlar da iyi kaşınmıştı ama. Boksör müsünüz? Hayır, hukuk mezunuyum. Avukatlık stajım için bekliyorum. Hukuk mezunu? Avukat stajyerim. Niye öyle baktınız? şaşırdım da. Hiç böyle bir yerde... Meşin ceketi ve serseri tavırlarıyla dolaşan birinin hukukla ne ilgisi olabilir, değil mi? Boş durmayı sevmem de, staja başlayana kadar çalışayım dedim. Ben borcumu nasıl ödeyebilirim acaba? Boş bir akşamınızda benimle danslı bir yere çıkarak. Dansı seviyorsunuz demek. Sizinle bir arada bulunma fırsatını verdikten sonra... işkenceyi bile göze alır insan. Bu derece tatlı sözler karşısında kim olsa hayır diyemez. Yani kabul mü ha? Affedersiniz, ismim Osman. Osman Çeltikçi. Aa, şu meşhur Çeltikçi ailesi. Evet ama sülalemle ilişim nüfus kütüğünün dışına çıkmaz. Peki sizin adınız? Gül. Reçelinden şurubuna kadar her şeyini sevdiğim bir çiçek. Yalnız ben ne reçel olurum ne de şurup. Olmanıza lüzum yok. Zaten tatlısınız. Şımartılmaya gelmeyecek kadar da şımarım. Nerede buluşuyoruz? Siz karar verin. Kartta adresiniz var. Ben sizi evden alırım. Hı-hı. Nasıl olsa altımda araba var. Islık, bir yentin. Hele dayın dövüştüğünü anlatınca, hani kavga sevmezdin? İnsan diş ağrısını da sevmez ama başa gelen çekilir anne. Seninle laf yarışı edilmez zaten. Bu hazırlık nereye böyle? Gül bir arkadaşının evindeki partiye çağırdı. Otomobiliyle alacak evden. Hem de asil bir ailenin kızı. Zengin ve asil ha? Hı hı. Şampiyonumuz nasıllar? Bomba gibi dayısı. Herifleri öyle hırpaladı ki iftihar ettim doğrusu. Oğlumun boks şampiyonluğuyla değil, asaletiyle övünmek isterim. Gene asalet hikayelerine başlama anne. Gül galiba. Sen de soyadından, tanınmış bir aileden olduğundan bahset. Kibar davranmaya çalış. Sen merak etme anne. Sevdim kızı. Şahane bir arabası var. Yüzünü görmeden sırf arabasından dolayı. Hep aynı kafadasın Ayten. Kafamdan memnunum ben. Bu kıyafetle sosyetik arkadaşlarınızın yanında sizi mahcup etmem inşallah. Siz çuval bile giyseniz bütün kapılar gene açılır. Gidelim öyleyse. Hı. Buna dereceye teras atmak denir işte. Bana tanıttığın kim biliyor musun? Kendi söylesin. İlkokul arkadaşım. Ortaokul. Lise. Kısacası benim hayattaki ilk ve son arkadaşım. En güvendiğim, en sevdiğim kimse. Buna ben de memnunum. Merhaba Gül. Nasılsın? Teşekkür ederim Ertuğrul amca. Bu yakışıklı beyi yeni görüyorum. Size hep bahsettiğim arkadaşım Osman. Methinizi yıllardır duyduk. Meşhur Çeltikçi ailesinden misiniz? Evet. Babaannenizin de yakın dostuydum ama size tesadüf etmedim bugüne kadar. Müsaadenizle güzellik perinizi 5-10 dakika için çalacağım. Oo, rica ederim. Baban gelecekti bu akşam. Mühim bir işimiz vardı. Vallahi bilmiyorum. 15 milyonluk bir peri. Babası ünlü avukat Atıf Bey. Şu Mısır'daki meşhur miras davasının avukatı Atıf Bey mi? Evet. Bizim amca bey de ondan daha dalaverici olduğu için pek sıkı fıkıdırlar. Enteresan aile.
Daha fazla bilgi istiyorsan iki kadeh çekmem lazım. Eskiden böyle değildin. İçkisiz sudan çıkmış balığa dönüyorsun. O zaman babam sağdı. Ölümüyle bir dert bıraktı başıma ki ayık kafayla katlanmak imkansız. Ne derdi? Miras. Herkesin arzuladığı şey. Şeytan ruhlu iki amcayla beraber kalırsa pek arzulanacak şey değil. Amcalardan birini gördün az önce. Sevimli bir adam. Sevimlilik maskesiyle dolaşan sinsi bir haydut. Öteki de şu. Şu kendi başına oturan adam mı? Evet. Kalabalıkta bile yalnızdır, hiç konuşmaz. Çünkü kötülük düşünmekten başka şeye vakti yoktur. Fabrikaya falan kondular Atıf'ın dalaveresiyle. Yani Gül'ün babası mı? Evet. Bir bakıma üçüncü düşmanımın kızıyla dolaşıyor sayılırsın. İçki seni kuruntulu ve şüpheci yapmış. Korkarım bu gidişle bende bile ürkecek taraflar bulacaksın. Zekisin ama insanları tanımıyorsun. Yalnız seviyorsan Gül'ü dikkat et. Kötü bir kız mı? Babası sırtında milyonu olmayan birine kız vermezdi ondan. Zaten öyle bir niyetimiz de yok. Kimi çekiştiriyordunuz? Seni. Çok çirkin olduğunuzu, aşık olmamam için dikkatli davranmam gerektiğini söylüyordu. Şu halde kendinizi affettirmek için benimle dans etmeye mecbursunuz. Emirlerinizi dünyanın en tatlı mecburiyeti olarak yerine getireceğim. Bu akşam çok neşelisiniz amcacığım. Dansınız da boksörlüğünüzden aşağı kalmıyor. Sebep sizin gibi biri olunca insan her şeyi en mükemmel şekilde yapmaya çalışıyor. Bir başka kız bu sözlere ilanı aşk sayardı. Siz niye saymıyorsunuz? Şu halde beğeniyorsunuz beni. İki kusurunuz hariç idealimdeki kızsınız. Nedir onlar? Servetiniz ve babanız. Sizi onlardan yararlanmak için sevdiğimi sanabilirler. Eğer sevginiz şaka değilse herkes ne sanırsa sansın mühimdir. Ben şakadan hoşlanmam. Şu halde siz beni... Önemli olan siz beni. Cevabım kısa ama yeter sanırım. Anlayışı kıt bir insan için tekrarlayabilir misiniz aynı cevabı? Gelin gelin. Hoş geldiniz Osman Bey. Merhabalar. Gel. Derhal karides salatasından başlayalım değil mi? Bugün acelem yok sonra. Başlayın. Buralarda hayli şöhretiniz olduğuna göre buraya sık sık geliyorsunuz herhalde. Aa, evet. Kızlarla rahat edilecek tenha bir yer olduğu için mi? Hayır. Keseye uygun olduğundan. Mideye iki uskumru indireceğiz diye yamacında bir de kazık yemekten hoşlanmam. Yani yalnız mı geliyorum? Yoksa her seferinde başka bir kızla mı? Bu kadar meraklı biriyle karşılaşacağımı bilseydim, bir liste tutardım. Aa, öfkelenmeyin canım. Her kız yanındaki erkeğin geçmişini merak eder. O zaman bir hukukçu yerine tarihçi bir gençle dolaşsaydınız. Osman Bey, şöyle bir şeyler getirsen mi hafiften? Teşekkürler amcacığım. Şimdilik birbirimizi yemekle meşgulüz. Demek birbirimizi yiyoruz. İki üç dolaşmada başladınız şikayet. Buyurun. Şikayet değil. Hem merak etmeyin. Sevmediği yemeği nezaketen yiyecek kibar insanlardan değilim. Bu karışık sözlerden bir mana çıkarmaya kalkarsak... ...bir yemek listesindeki yemeklerden farkı kalmayacak. Orası tefsire bağlı bir şey. Peki siz nasıl yorumladınız böyle bir sözü? Biri bana aynı şeyi söylese... ...sizi seviyorum manasını alırdım. Şey... Bu
Buraya başka kızlarla da gelmiştim ama sadece ucuz tarif eden balık yemek, bir de garsonların yokluğundan yararlanıp bir iki öpücük çalmak için, başka bir derdim yoktu. Ama şimdi değişti. İlk defa ilan aşk edip yüzüme gözüme bulaştırdım galiba. Söylediklerim belki budalaca şeylerdi ama samimidirler. Yağmur dindi, yürü gidiyoruz. Aa, güzel. Osman Bey, şemsiyenizi unuttum. Teşekkür ederim Hamdi. Beraber olmaktan memnun değilmişsin gibi bir halin var. Bilmiyorum. Daha doğrusu yarı memnun, yarı değil. Niye? Bir şeyi kaybetmektense hiç bulmamayı tercih ettiğim için. Neyi kaybettin ki? Şimdilik hiç, ama yakında seni. Engin'in sözlerini düşünüyorum. Senin gibi refaha alışmış bir kızın ancak bir milyonerle mesut olabileceğini söyledi. Oh, o Ayyaş'ın sözüyle mi hareket edeceğiz? Ne olur Osman. Saçma sapan kuruntularla günümüzü berbat et. Oh, ne güzel parça değil mi Engin? Her dinleyişimde biraz daha seviyorum. Olabilir ama sorumun cevabı Rodrigo'nun gitar konçertosu değildi. Öyleyse sen cevap ver. Osman'la dolaşmama neden memnun olmadın? Bir kadeh viski içersem daha rahat konuşabilirim. Ah, oh, seni fikrinden caydırabilmek için kadeh değil, şişelerle viski verebilirim. Senin Osman'la ilişiğinden hoşlanmıyorum. Çünkü Osman'ı çok severim. Ben de. Herkes bizden bahsediyor. Daha doğrusu orta halli bir delikanlının masum bir kızın milyonluk servetine göz dikişinden. Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsun? Hayır. Sadece başkalarının söylediklerini naklediyorum. Zenginsem kabahat benim mi Osman? Ya ben fakirsem kabahat kimin? İnsanlar tuhaf mahluklar gibi. Aşkı cüzdanla tartarlar. Hiçbiri. Hiçbir dedikleri. Hiçbir şey önemli değil Osman. Yalnız sen varsın benim gözümde. İstediğim tek şey seninle evlenmek. Bu senin fikrin. Acaba baban duysa ne der? Evlenmeyi çocuk oyuncağı sanıyorsun galiba. Hem daha yaşın ne başın ne. Onunla konuşmadan itiraz etme baba. Her aşık sevdiğini eşsiz sanır. Hem daha hukuku yeni bitirmiş. Nesine güvenip de evlenmeye kalkıyor? Çalışmasını. Yahut senin zenginliğine. Baba. Ben budala değilim. Önüne yığınla para koysanız bile bakmaz. Onun için en mühim şey ünlü bir avukat olmak. Peki, ya ben senin yanıldığını ispat edersem? Ya bir genç için istikbal kapısı ve paranın aşktan daha önemli olduğunu onu satın alarak gösterirsem sana? O zaman adını bile ağzıma almam. En büyük düşmanım olur. Evlenmek için biraz erken gibi geliyor bana. Hem çok zengin, yaşadığı hayatı devam ettirmek ister. İstemiyor. Öteki kızlardan öyle başka ki... yakında da avukat olacağım. Bana sorarsan... orta hallilerle çok zenginler arasındaki aşklar... çoğu zaman hayal kırıklığıyla biter. Bizimki öyle olmayacak. Babası bir an evvel bendeniz cennet kuşu ile tanışmak istiyormuş.
Teşekkür ederim. Evet, sizi dinliyorum. Söyleyecek bir tek şeyim var. Kızınızı seviyorum. En iyisi sizleri erkek erkeğe bırakayım, daha rahat konuşursunuz. Nasıl arzu ederseniz hanımefendi. Bu yaşlarda her ufak macera aşk sanılır, emin misiniz? Evet efendim. Peki, inandık, aşıksınız. Fikriniz ne? Ciddi tabii. Yani evlenmek. Evet. Neyle? Nikah memuru önünde. Onu kastetmedim. Evlilik para işidir. Kızım şımarıktır, bolluğa, lükse alışık o. Bir üçüncü şıkta benim yanımda, benim paramla... Asla! Şu halde ister sonuna kadar beklemenizi rica etsem. Gül hemen olmasını istiyor. Bütün kadınlar acelecidir ve çabuk bıkarlar. Hele maddi sıkıntıyla karşılaşınca. Halbuki yanımda staj yapsanız şansınız çabuk açılır. Sevdim sizi. Bunları damat olarak kaybetmemek için söylüyorum. Evliliği bir sene geciktirmek istediğinizi kızıma anlatsanız. Çalışırım efendim. Sana söylemiştim yavrucuğum. Tecrübe hislerden daha doğru görüşlüdür. Osmancığın için tok gözlü diyordun ama bu evlilikten daha ucuz menfaatlerle cayacak kadar aç gözlü çıktı maalesef. Ama baba, nasıl olur? İnanmıyorsan sözlerime yemin edebilirim. Yemin mi? Hı-hı. Galiba seni ikna için başka çarem yok. Osman evlilik tarihini geciktirme sebebini sana ne uydurma mazeretlerle anlatır bilmem ama... Yüzünü görmeyeceğim ki bir daha anlatabilsin. İstersen bir seyahate yollarım seni. Ama eğer Osman'a hakikaten kızdınsa intikam almanın en güzel silahı bir başkasıyla nişanlanman. Tütün kralının oğlu Ahmet de silahların en mükemmeli. Alo Gül! Gül! Alo! Çocuğa ama ses gelmiyor. Alo! 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 Oydu değil mi? Aferin yavrum. Tam benim kızımsın. Mantığı duygularından kuvvetli, akıllı bir kız. Sabahtan beri kaldıramadınız bu kalasları. Beraber kaldıralım. İşiniz gücünüz dalga geçmek. Sinirlisin bugün. İnsanı zıvanadan çıkarıyor tembellikleri. Seni kızdıran onlar mı yoksa telefondan cevap almaman mı? Kendini meraktan yiyiciyle babasının yazıhanesine uğra sor. Evet. Babasına sorayım. Oo. Hoş geldiniz. Bu ne şeref Osman Bey. Buyurun. Yo, fazla vaktinizi almak istemem. Rahatsız edişimin sebebi... İş hususunda kapımın daima açık olduğunu söylemiştim. İş değil efendim. Gül'ü bir türlü bulamıyorum da... ne uğradı ne de telefonla... Gül'ü mü? Evet. Ben haberiniz var sanıyordum. Haber mi? Ne haberi? Ayrılmadan önce nişanlanacağını bildirmiştir herhalde. Doğrusu üzüldüm. Ama vaktiyle hepimizin başına geldi böyle şeyler. Zamanla hiçbir genç kızın sözüne inanılmayacağını öğrenirsiniz. Bu gibi basit şeyleri dert etmeyin kendinize. Dert değil. Sebebini merak ettim sadece. O yaşta kızlar çok şey isterler. Sizi sevdiğine eminim. Daha yakışıklı birini bulunca... Daha yakışıklı değil de son model spor bir arabası, bir de kotrası bulunan biri. Fazla izahate lüzum yok beyefendi. Kızımla aranızın bozulması, anlaşmamızı bozmamızı gerektirmez. Stajınızı yanımda yapabilirsiniz. Sizi gördükçe kızınıza besleyeceğim nefretin alevlenmesi için mi? Müsaadenizle. Budalalığımın şerefine. Böyle konuşma be Osman. Yeryüzünde kadınların aldattığı ilk erkek sen değilsin. İlk aldanan erkek belki ben değilim ama... ...benim ilk aldanışım bu.
Ne kafa! Nasıl da boş bulunup inandım be! Bense aldanmanın tiryakisi oldum. Hem de sade kadınlar değil. Yalnız onlar kandırsa iyi. Kime el uzattımsa bir sille yedim. Senden başka herkesten. Amcalarım göz göre göre mirasıma kondular. Hala da geri kalanın üstüne çöreklenmek için dalavere çeviriyorlar. Onun için yeryüzünde tek güvendiğim, tek inandığım insan sensin. Güvendiğin insanın kendine bile ayrı yok. Budalanın biri, şımarık, zengin kızların oyuncağı olan bir enayi. Unut be yahu, unut! İşte! Zamanı durdurdum, unut, iç! Ben her yediğim kazıkta içtim, her unutmak istediğimde şişelere sarıldım. Hadi düşüneceğine çek! Çekerim, çekerim ama okyanuslar rakı olsa da içsem, içki denizine dalsam gene de unutamam. Çünkü kindarım ben. Mezara girerken bile onu unutmayacağım. Yaşayışımın bir gayesi vardı, rakipsiz bir avukat olmak. Şimdi gayem iki oldu. Birincisi zengin ama çok zengin olmak. Öteki, gülün karşısına benimle alay ettiği günlerin hesabını soracak bir şeytan sıfatıyla dikilmek. Hiçbir erkek şeytanlıkta kadınları geçemez. Yarış başladı artık oğlum. Kim kimi geçer, hangimiz hangimizi ezer, zaman gösterecek. Sen kindarsın, ben tecrübeliyim. Aldatılmanın ilk günlerinde yapılacak tek şey, başka bir kadının koynuna girmek. Alalım şuradan iki kadın, garsonu yerime gidelim. Hadi yürü. Kusura bakma yavrum, kinle doluyum. Arkadaşın kadınlara pek iz vermiyor. Boş ver sen ona. Kadınlar hakkında kötü laflar ederse alınmayın. Çünkü yeni bir aşktan çıktı. Biz feleğin çemberinden geçmişiz cicim. Gönlünden ne koparsa söyle, hatta canın isterse dövebilirsin bile. Öldüresiye dövmek isterdim ama seni değil. Nasıl, aşık olduklarımızdan daha mert, daha rahat kızlar değiller mi? Allah aşkın cezasını versin. Her aşktan sonra böyle denir ama arkasından gene aşık olunur. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Aynı eşekliği ikinci defa yapmaya hiç niyetim yok. Aşk yine edebiyatını bırak da eğlenmeye bakalım. Dolce Vita yaşayanların en neşeli oyunu strip poker partisine başlıyoruz. Poker mi oynayacağız yani? Evet ama para yerine soyunmaca. Kazanan karşı tarafın giyiminden istediği parçayı çıkarttıracak. Biz de kumarhanelerde büyüdük, zararlı çıkarsınız bu işte. Papaz! Çıkarın bakalım! Siz de bir şeyler çıkarın. Hı? İkili! Papaz! Hadi bakalım! Ayakkabılar.
Çocuğu bu hale sen getirdin. Küçüklükten beri zenginlik, şöhret hırsıyla yetiştirdin. Fakirlikten nefret ederim. Ama birden yükselmek istedi. Başı dertte. Başım dertte falan değil. Biraz dönüyor ama beynim değil. Aksine çelik gibi ya. Bütün karşıma çıkanları ezeceğim. Göreceksiniz, hiçbiri dayanamayacak karşımda. Hiçbiri, hiç. Osman! Hay İstersen bu davamız da biz değil sen kazandın. Eğer üşenmeden araştırıp o mahkeme içtihadını bulmasaydın kaybediyordun. Stajım bitti. İstersen ortak çalışabilirsin bizle. Teşekkürler. Benim için en büyük iltifat bu. Ama bu nazik teklifinize evet diyemeyeceğim. Niyetim ticari ve mali davalar peşinde koşmak. Yalnız bu gibi işleri koparmak için önce muhit sonra tecrübe lazım. Öyleyse sana bir yardımda bulunabilirim. Ne gibi? Ticaret hukuku ordinarius profesörü Ekrem Bey... Mali kaçakçılık ve vergiler konusunda bir eser hazırlıyor. Yardımcı alacak yanına. 7-8 aylık bir iş. Parası az ama istersen tavsiye edebilirim. Para mühim değil. Eğer bu iyiliği yaparsanız... Hemen telefon ederim, beni kırmaz. Tekrar tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Güle güle. Ressam tablosunu ters astığınızı görse üzülürdü herhalde. Resimden hiç anlamam da. Kendiniz bir sanat eseri gibisiniz zaten. Resimden anlamasanız da olur. Bu layık olmadığım iltifatlarda bulunan beyin kim olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Adım Osman. Osman Çeltikçi. Çiçeği burnunda, stajını yeni bitirmiş ve kendini babanıza beğendirmek endişesiyle kalbi 3,5 atan bir avukat. Aha, şu mesele. Bir yardımcı arıyordu. Sizden önce 3 kişi daha gelmişti. Yazık! Anlaşılan güzelliğinizi Allah'a ısmarladık demem gerekecek. Durun, daha bir karar vermedi sanırım. Ya sırada başkaları varsa? Babam beni sırayı bozacak kadar çok sever Osman Bey. Ha. Bir iki dakika beklerseniz şansımızı deneyebiliriz. İnsanın şansı sizin kadar güzel olursa kaybetme ihtimali de kalmaz tabii. Buyurun Osman Bey, babam sizi bekliyor. Mersi. Oo, buyurun. Hoş geldiniz. Avukat Osman. Sabri Bey bana sizden bahsetti. Yanımda çalışmak isteyenlerin sayısı bir hayli olduğu halde ben sizi alıyorum. Çünkü kızım çok ısrar etti. Öyleyse ben de özür dileyerek reddediyorum beyefendi. Red mi ediyorsunuz? Evet. Asistanlığınıza kabulümün küçük hanımın arzusuyla değil, bilgim hususundaki yüksek takdirlerinizle olmasını dilerdim. Uzun denemelere girişmeyecek kadar tecrübeli bir insan sarrafıyımdır oğlum. Hem Sabri Bey çalışkan, inatçı, zeki olduğunuzu söyledi. Eğer aylığınızı az bulmazsanız anlaştık demektir. Parayı severim ama şu anda hiçbir önemi yok. Sizin bilginiz ve tecrübeniz ileride bana çok şey kazandıracaktır. Güzel, ne zaman başlıyorsunuz? Çalışmanın zamanı yoktur bence. Sizce bir mahsur yoksa hemen başlayabiliriz.
için çalışmak değil, bir nevi intihar etmek denir. Siz miydiniz? Korkuttum sizi birden konuşarak. Evet ama güzel ve iştah açıcı bir korku. Ben hatırlamasam açlık falan gelmeyecek aklınıza. Çocukken melekler nasıldır diye merak ederdim. Halbuki sizi gördükten sonra... Ağlay etmeyin lütfen. Sözlerinizle davranışınız hiç uymuyor birbirine. Neden? İltifattan yana zenginsiniz ama... ...göklere çıkardığınız meleğe... ...eğer ayaklarınızın dibinde dolaşmasa... ...başınızı çevirip bakmaya bile tenezzül etmiyorsunuz. Tenezzül değil, vakit meselesi. Vaktiniz olsaydı... Size bakmam bir şey değiştirmez ki. Nasıl değiştirmez? Anlarsınız sanmıştım. Jale Hanım, zeka çeşit çeşittir. Bir hukuk dosyasının içindekileri bir bakışta anlarım ama... ...kadınlar konusunda biraz anlayışsızımdır. Yahut işinize gelmeyince öyle görünmek istiyorsunuz. Bir şey var bilmediğiniz. O da kadınlarla aramın hoş olmadığı. Sizin için değil, şahsi bir mesele benim için. Acısı unutulmayan bir kazık. Daha doğrusu bir kuyruk acısı hikayesi. Sizi aldatmak istemem. Sözlerim de doğru. Güzelsiniz, hoşsunuz, hakikaten melekler neyse, gibi... Neyse, kapatalım bu bahsi. Size akşam evde babamın bir toplantısı var da... ...gelecek misiniz diye sormaya gelmiştim. Çoğu yaşlı, paradan başka laf bilmeyen kimselerdir. Onu da peşin söyleyeyim. Partileri sevmem ama para konusundan hoşlanırım. Belki ilerideki müşterilerimden birkaçını tanımış olurum bu arada. Kendinizden ne kadar da eminsiniz. Olmamam için bir sebep var mı? Neyi tuttumsa koparmışımdır. Peki, ya kuyruk acınızın kahramanı? Doğru. Onu koparamadım. Ama hayat uzun. Kopardığınızı farz edin. Ne yaparsınız? Ayaklarımın dibine sereceğim. Sizinki sevgi mi, nefret mi? Bazı şeyler birbirinden ayrılmaz. Hele nefret ve sevgi. Siz sadistsiniz. Olabilir. En mühim, akşamki partiye giyeceği olmayan biriyim şimdilik. Eve kadar gitmem gerekecek. Niye üzüyorsun kendini? Para sevilir ama seninki hastalık halini almaya başladı. Çünkü hastalığım parasızlık yüzünden başladı anne. Milyoner olsaydım gülü kaçırmazdım. Unut onu artık. Peşinde sürülerle kız var. Kaçan balık büyük olur derler anne. Hadi, hoşça kal. Hadi canım, saklama benden. Baban asistan alalı kaç aydır ortaya çıkmadın. Güzel çocukmuş. Neye yarar ki? Aşık mısın? Hem de nasıl? Peki o? Beni görmesine engel olan bir duvar var gözlerinin önünde. Bir kadın. Her erkeğin hayatında gözünü bağlayan bir kadın vardır. Bir başkası çıkıp bunu çözer. Madem seviyorsun, ben senin yerinde olsam... ...ahvah edeceğime faaliyete geçerdim. Oh, ne yapayım yani? Sev beni diye tabanca mı çekeyim? Dişiliğini kullan şekerim. Hadi gidelim. İşte babamın yanındaki genç. Bütün zenginler müşterisi, bütün ünlü avukatlar da rakibi olacak. Hayatımda rastladığım en çalışkan ve... En inatçı, en haris ve en para canlısı. Aynı zamanda cesur ve doğru sözlü. Hadi, sizler danstan nefret ediyorsunuz, anladık ama... ...hiç olmazsa edebilecekleri hapsetmeyin aranızda. Yaşça genç olmak iyi dans bilmeyi gerektirmez ama... ...emirlerinize amadeyim Cale Hanım, buyurun. Hadi. Müsaade ederseniz, ihtiyarların da bir işe yaradığını ispat edelim mi? Memnuniyetle. Ne kadar güzel dans ediyorsunuz. Hem o ihtiyar lafı da size hiç yakışmıyor. Bana mı? Tabii. Oo, Gül Hanım nasıl oldu böyle, buyurun. Ah, hoş geldin. Nişanlına ceza vermedi senin. Bizlerden seni ayırıyor diye. Sorsanız acaba ben yüzünü görebiliyor muyum? Ama rica ederim Ahmet, gene başlamayalım. Hem bizi yalnız bırakırsan dertleşiriz biraz. Ben de dertleşecek bir şişe bulabilirim elbet. Hem de tek el idaresinin bütün çeşitleriyle birlikte. İyi görünüyorsun. Sen de fevkaladesin. Teşekkürler.
Mesut musun? Dış görünüş aldatır insanı. Sen? Henüz bilmiyorum, tam ortadayım. Daha doğrusu aşığım. Karşılık görürsem dünyanın en mutlu kadını olacağım. Görmezsem intihar etmem belki ama uzun zaman toparlanamam. Oo, kimmiş bu jaleciğimi üzen Don Juan? Babamın asistanı. Gel tanıtayım istersen. Osman Bey, en sevdiğim arkadaşım Gül. Galiba tanıtmama lüzum yok. Gül Hanım, basit bir hukuk öğrencisini unutmamışlarsa şaşarım. Hafızam çok kuvvetlidir Osman Bey. Hele aldandığım konularda. Lügatinizdeki aldatma ve aldanma kelimeleri karışmış herhalde. Üzülmeyin. Aldattığı ilk insan siz değilsiniz. Nişanlım, Ahmet. Daha doğrusu sadece gidici yerlere götürüp sonra tekrar evine bırakan postacısı. Ahmet, rica ederim. Bazı hallerde postacılık etmek de zevktir sanırım. Bu tarihi karşılaşmamızın şerefine içer miyiz? İçki olsun da her zaman memnuniyetle kadeh kaldırırım. Babamı bırakıp daha iyi bir işe girmekte suçlu sayılmazsın tabii. Sen de nişanlanmakla. Beni yapacağın staj ve istikbalin için sattın diye intihar mı etmeliydim yani? Yavuz, hırsızlık etme Gül. Ne seni sattım, ne de babanla herhangi bir hususta anlaştım. Bir inanabilsen. Ne fark eder ki? Çok şey. Aramızdaki uçurumlara ve nişanlına rağmen mi? Yüzüğüm parmağıma o kadar bol geliyor ki Osman. Eğer istersen... Eğer... Jale'yi sevmiyorsan... Dişiliğini kullan şekerim. Dişiliğini kullan. İyi geceler demeden mi gidecektiniz? Uyur numarası yapılacak derecede istenmeyen bir kız başka ne yapabilir ki? Bir delilik ediyordum az da. Yanan sigarayı görünce... Gözyaşlarınıza layık olmayı isterim. İnanın, güzelsiniz, hoşsunuz. Size karşılık veremiyorsam saygı beslediğim, aldatmak istemediğim. Kalbim unutamadığım bir aldanışın kin duvarıyla örtülü olmasaydı, ben sizin odanıza koşardım. Unutursunuz. Zaten haftaya işim bitiyor. Gidiyorum. Teşekkür ederim hocam. Sizi çok arayacağım. Ben de sizleri. Teşekkür ve sevgimin bir ifadesi olarak bu altın kalemi muhafaza etmeni rica ederim. Bununla yapacağım her çalışmada size layık olmaya gayret göstereceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle evlat, güle güle.
Hoşça kal Jale. İyi arkadaşlığın için çok teşekkür ederim. Güle güle. Ahmet, böyle şeylerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Bir yıldır nişanlıyız, elini bile tutamadım daha. Seni sevdiğim için sabrettim ama bu böyle devam edemez artık. Etmesin. Bir başkasını mı seviyorsun yoksa? Bunu anlaman için bir yılın mı geçmesi lazımdı? Kim bu talihli? Bana düşman olan biri. Güzel bir genç olmalı. Zevkin yüksektir. Sadece sevdiğim genç. Tabii zengin de. Şimdilik değil. Fakat milyoner olması uzak sayılmaz. Ne biliyorsun? Onu tanıyan, onun inadını, hırsını bilenler için anlaması kolay. Bilmem anlatabildim. Yazıhane açmak için erken be yavrum. Bir yıldır gece gündüz çalıştın. 5-10 günde istirahat etsen. Rakiplerimden o kadar gerideyim ki anne. Kaybedecek bir tek saniyem yok. Bana şans dile yeter. Hayırlı olsun. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Tam yerinde yazıhane açtın. Şans doğrusu. Sağ olun Selvi Bey. Buyurmaz mısınız? Pek büyük değil ama şimdilik idare ederiz sanıyorum. Mühim olan yazıhanenin yeri değil. Sendeki azim, çalışma gücü. Hırslıyım Selvi Bey. Yapmak istediğim bazı şeyler var. Daha doğrusu yıkmak istediğim bazı boş şöhretler. Böyle konuşmam belki doğru değil ama... Yo yo. Bu davranışta bir kötülük yok. Gençlik. Hepimiz böyleydik. Cumartesi günleri bile çalışıyorsun. İnanıyorum başaracağına. Teşekkür ederim. Oturmaz mısınız? Ha, hemen gitmem lazım. Gene uğrarım. Hoşça kal. Güle güle. Başarılar. Sağ olun. Oo, maşallah Kamil beyefendi, hayrola? Ne hayrı olacak ki? Tam sıkışmışım efendim. Gayet de ehemmiyetli bir mesele üzerinde istişare etmek için avukatıma gidiyorum, kapı duvar. Malum haliniz, bugün öğleden sonra tatil. Tatil ne demek? Ben Atıf Bey'e ayda ne diye 7.000 lira avukat parası veriyorum? Acele bir randevum olmasaydı size yardım etmek isterdim. Eğer gençlere karşı bir alerjiniz yoksa, yanımda çalışan bir avukat var. Olsun, bana nüfus kağıdı değil, hukuk diploması lazım. Öyleyse 1. kat 7 numarada. Ha, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Buyurun. Oh! Osman Bey oğlum, siz misiniz? Evet. Bir maruzatım vardı. Ama biraz bekleyeceksiniz. Şu dosyayı tetkik ediyorum da, siz buyurun oturun. Hiç bulamamaktansa beklemeye razıyım. Evet, buyurun avukat Osman. Ben Sabri, sana bir müşteri yolladım. İşi gücü mali kanunlar, vergi meseleleri falandır. Belki karşındadır şu an. Evet, öyle bir şey var ama genel durumu pek önemli görünmüyor. Gönlünüze bakma. En aşağı 100 milyonluk adamdır. Vesveseli herifin biridir. Avukatsız nefes bile alamaz. Hem de şu meşhur Atıf Çubukçu'nun baş müşterisi. He. Buyurun. Çok özür dilerim beyefendiciğim. Bir milyoner müvekkilim vardır. Sizden iyi olmasınlar. Mali kanunlar ve vergi mevzuatında fazla titiz olduklarından... Elbette titiz olacaklar efendim, elbette. Değil mi ya? Ufacık bir hata büyük meblağlara mal oluyor. Tamamen aynı fikirdeyim.
Sonra bizimki eksik olmasın, cumartesiymiş, bayrammış, tatilmiş dinlemez. Aradı mı... Emrinde olacaksın. Ha? Ne kadar güzel, ne değil kadar mi? İnsani bir şey değil ha? mi? Bakın sizi sevdim. Sağ ol. Başta pek gözüm tutmamıştı ama iki laf edince işte Kamil. Tam aradığın avukat dedim. İltifat buyuruyorsunuz beyefendiciğim. Evet. Müsaade ederseniz evet. Şimdi arz edeyim maruzatımı. Buyurun sizi dinliyorum. Mesele şu. Bu gibi ihalelerde vergi bakımından en karlı davranış %6 faizli Ereğli demir çelik tahvillerini kullanmaktır. Yatıracağınız 3 milyon lira para olarak kalır. Ama tahvil olursa hem faizi alırsınız hem de vergisi olmaz ki 8,5 ayda tahminen 40 bin liraya yakın bir kar sağlar size bu. Hay gözünü seveyim be evladım. Seni Allah çıkardı karşıma. Bizim Atıf ihtiyarladı artık. Avukatlık bu işte. Kafa çalışacak, kafa. Anlaşıldı, vermişsin kararını. Benim için hoş bir vaziyet değil tabii. Bu gibi davaların müşterileri kararlarını başkalarının davranışlarına göre verirler. Kamil Bey avukat değiştirdi diye ona koşabilirler. Yok canım. Hem onun bu konudaki bilgisine emin olmak istersen bir akşam getireyim sana, bir konuş. Daha doğrusu imtihan geç. Şirket ortakları mukavelelerin bu şekilde değişmesi yalnız Ertuğrul Bey'in maden anlaşmasından yılda 75-80 bin lira. İhalelere peşin para yerine devlet tahvilleriyle iştirakten, tahvillerin vergisiz faizlerinden 40 bin lira kar edebilirler. Ayrıca vergiye yatırılacak paranın %10 cezalı olarak gelecek yıla verilmesi halinde 740 bin liralık verginin cezası 74 bin lira tutar. Ama bu 740 bin lira bir iş adamının elinde bir yılda en az 250 bin lira kar getirir ki cezalı 74 bin lira düşülünce 176 bin lira kar sağlanmış olur. Bunlar alelacele yapılmış ihtimali kar hesaplarıdır. İnce düşünülür ve davalı bulunan ticari konuların dosyaları incelenirse, gözden geçirilirse... Sen ne dersin Atıf? Bu kadarı bile dünyanın parası. Osman Bey'e diyeceğim sadece bir aferin olabilir. Yıllanmış kurt bir meslektaşı alt edebildiği için, böyle değerli bir avukat bulduğunuz için de sizi tebrik ederim. Nasıl haklı değil miyim? Mübarek Osman değil, aslan. Bunca yorgunluktan sonra biraz içkiyi hak ettiniz sanırım. İyi geceler Gül. Sana da. Gene buluşuruz değil mi? Babanın rakibini düşman gözüyle görmezsen. Niye böyle söylüyorsun Osman? Tam anlaştık, eskileri unuttu, durum iyileşiyor diye sevinirken... ...birdenbire değişip kırıcı olmaya başlıyorsun. Borcumu ödüyorum. Sen de hiç beklemediğim bir anda birden kırmıştın kalbimi. Bense aklımı estikçe taksit taksit yapıyorum aynı işi. Sana telefon edeceğim. Sen bilirsin. Hoşça kal. Aa merhaba. Kamil Bey babandan çaldığım için benimle konuşmazsın sanıyordum. Evet. Teşekkürler. Akşam mı? Boşum. Bir senelik dans ettik. Bir o kadar da içinden okudun tabii. Hayır Osman, hayır. Ne kadar eziyet edersen et, yılmayacağım. Öyleyse piyanisti boş yere uykusuz bırakmayalım. Hava zaten nemli, bir gözyaşı eksikti. Alay etme Osman. Bir gün içinde bile 10 kere değişiyor davranışın. Bir yumuşak, bir sert, bir an iyi, bir an kötü. Mahsus mu yapıyorsun? Evet. Sahiden nefret mi ediyorsun benden? Evet. Peki, bu sonsuz nefretin sebebi ne? Kim bilir, belki de sevgidir. Öyleyse, öleyim de kurtul. Kurtardın.
Daha fazla eziyet edebilmek için. Ne bitmez intikam bu? Büyük aşkın kini de büyük olur. Genç avukat Osman Çeltikçi, şöhreti ve yakışıklılığıyla sosyeteyi sarsıyor. Pavyonda Nişantaşı'nın meşhur Şendulu'yla beraber misin? Ne demek bunlar? Zengin kadınları kendime merdiven yapıyorum demek. Ya dedikodu? Sonunda kadının 1,5 milyon liralık davasını aldım, unutmayın. Hoşça kalın. Doğru mu böyle hareket etmesi? Ona bu hırsı sen verdin Ayten. Artık önüne geçilmez. Davayı pavyonlarda da arar, dul kadınların yatak odalarında da. Teşekkür ederim. Seni karşılamak şerefini kimseye bırakmak istemedim. Teşekkürler. Hatırlar mısın? İlk geldiğin toplantı gene buradaydı. Ben hiçbir şeyi unutmam. Hele bazı şeyleri. Emalı konuşma kuzum. Herkes merak ediyor. Şöhretin yayılmış hemen. Peki babanın düşmanı ile ilgilenmene ne derler? Babamla aranızdaki düşmanlık değil, mesleki bir rekabet. Müşterilerimden sonra şimdi de kızımı kaçırmak niyetindesin galiba. Aynı hatayı iki kere işlemem. Aldım boyumun ölçüsünü bir kere. Şimdi aynı şeyin olmasını ben istiyorsam. Ne yazık ki arzularımız ters gidiyor. Osman, gelmeseydin mahvolurdum. Sana öyle ihtiyacım var ki. Bırak bu yersiz endişeleri. Ama maksatları benim halen öldürmek. Tuzaklar hazırlıyorlar. Ben varken korkma. Ahbap çavuşlar birbirinizi bulmuşsunuz gene. Amcam beni hep yalnız görmeyi severdi. Sarhoşsun. İçmesen iyi olur. Eğer onu gerçekten seviyorsanız şu içkiden kurtarın. Yoksa bir hastaneye kapattırmak zorunda kalacağım. Çünkü bir yere hapsedilmem işine geliyor amcamın. Osman Bey mi? Evet. Osman Bey. Buyurun. Sizinle bir hususta görüşmem kabil mi acaba? Emredersiniz efendim, müsaadenle. Buyurun. Mersi. Şöhretinizi duyuyor, hep tanışmak istiyordum sizle. Hangi sahadaki şöhretimi? Atıf Bey gibi avukatı gülünç etmek, hem de sizin yaşınızda kolay değil. Avukatlık yaşla değil, bilgiyle yapılır. Sonra bir de sosyetede ne kadar zengin dul varsa, hukuki işlerini size veriyorlarmış. Siz de mi dulsunuz? Olmak isterdim. Ama halen evli bulunuşum hiçbir şeyi değiştirmez. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Hanımefendi, zengin dullarla yaptığım işbirliğinden bahsediyordu. Yakında milyoner hanım müşterilerin için yazıhane yerine yatak odası kullanırsan hiç şaşmam. Müsaadenizle. 7-8 milyonu vardır Sevim Hanım'ın. Bir de kocası. İşime gelmez. Elbise dolaplarında saklanan çapkınlardan olmak istemem. Bekar olsa yüz verir miydin? Edebiyatı bu kadar uzatmazdım. Mahsus mu yapıyorsun? Yoksa beni kıskandırmak için mi Osman? Benim için kıskandırmaya bile değmeyecek kadar uzak olduğunu söylersem? İnanma. Seviyorsun beni. Kilosu 70'ten yukarı. Davası milyondan aşağı olmayan kadınları severim. Kilomza... Ya yazıhaneme bırakacağın kar? Mesleğiniz avukatlık mı? Jigololuk mu beyefendi? Kadınlardan intikam. Sebep? Şımarık bir kız. Şımarık ve izzeti nefissiz. Mümkündür. Ağlatmak mı istiyorsun beni? Memnun olurdum ağlarsan. Sıkıldım burada. Çıkalım istersen. Esaslı bir doktor muayenesinden geçse hacır altına aldırırlar. Biraz daha beklemeniz lazım. Bizimkinin akıl hocası avukat müsveddesi de midemi bulandırıyor. O kadar büyütmeyin o salağı. Osman, bana eziyet etmekten bıkmayacak mısın? Kuş uçmaktan, balık sudan bıkınca belki. Demek ben senin için kuşun havası, balığın suyu kadar önemliyim. Önemlisin. Çünkü nefreti öğrettin bana.
Damarlarımdaki kanı acılaştıran kini sen aşıladın. Biliyorsun, kabahatsizdim. Öğreninceye kadar içimde öyle bir ihtiras fırtınası esti ki... ...şimdi hiçbir şeye doymaz oldum. Zengine karşı para... ...zekaya karşı zeka... ...dişe diş. Göreceksin, hukuk alemini bütün sosyeteyi fethedeceğim. Peki ama nedir bu hırs Osman? Aşk. Tam yeşerirken tomurcukları koparılan bir aşk. Şimdi her şeyin üstünde olmak istiyorum. Sebep? Sana yukarıdan bakmak için. Bu kadar basit bir şey uğruna... ...bunca zahmete değer mi? Sen de iste. Diz çöküp. Kalk. Sana diz çökmek yakışmıyor. Karar ver Osman. Karar ver. Yeter artık. Dayanamayacağım. Alo. Evet burası. Karakolda. Nasıl? Serseri kılıklı birisi mi? Tanımıyorum. Nasıl? Cinayet mi işlemiş? Bir dakika lütfen. Bir katil seni avukat olarak tutmak istiyormuş. Kanla değil, parayla ilgili davalara baktığımı söylersin anne. Başkasını bulsunlar. Serserilerle uğraşacak vaktim yok benim. Haber verdiniz mi avukatıma? Evet. Sağ ol. Geliyor mu hemen? Hayır. Niye? Benim serserilerle uğraşacak vaktim yok demiş. Alo. Evet. Nasıl? Engin mi? Hay Allah. Ben de çok üzüldüm ama sen ceza avukatı değilsin ki. Hem ya katilse? Müşterilerin bir katili koruyup davayı kaybetmeni hoş karşılamazlar. Şöhretin zedelenebilir bu yüzden. Şimdi şöhret düşünülecek zaman mı? Hemen gidiyorum. Hayır. Sen karışma bu işe. Bunca didinmen aptalca bir cinayete karışmasın yavrum. Şöhretin mahvolur. Şu anda arkadaşlık şöhretten daha mühim anne. İyi düşün oğlum. Konuşmak istemiyorum seninle. Kıymetli vaktini serserilerle ziyan etme. Aptal aptal konuşma. Akşam ismini vermediler. Anlat. Katil değilim ben. Senin bir karınca bile ezemeyeceğini bilirim. Demek inanıyorsun bana. Elbette. Nasıl oldu? Toparlayamıyorum. Çok sarhoştum, çok! Hatırlamaya çalış kendin için! Çok içmiştim. Amcalarım ayyaşlığım yüzünden umumi vekaletname vermemi istiyorlardı. Engin davayı Osman'a verirse işleri karıştırır. Bu adamı fazla büyüttünüz gözünüzde. Biraz yakışıklı, biraz palavracı diye sosyete benimsiyiverdi. Zaten sosyetede kafa değil, moda çalışır. Moda avukat olup çıkıverdi. Eğer inat edip Engin'in davasını üstüne alırsa sileriz piyasadan. Nasıl? Elinde üç büyük müşteri var. Kamil Bey, Laman Hanım, Rıfat Bey. Kamil ile Rıfat sizin şirketle iş görmüyorlar mı? Evet. Bu davayı alırsa Osman'ın işine son vermelerini söyleriz. Yoksa başka firmayla çalışırım dersiniz. Güzel. Sonra toplantı için bir sürprizim daha var. Osman'ın babaannesini de davet ettim. Davayı almamam için beni tehdit ediyorlar. Alçaklar! Ama korkma. Öleceğim bilsem gene bırakmam. Benim gibi yaşayan bir ölü için değer mi bu fedakarlığa? Vazgeç istersen. Saçmalama. Benim çocukluk arkadaşımın davasını almak istemem tabii bir şey ama... Sizlerin bu konu üzerinde asabiyet göstermenize bir mana veremedim. Mesela siz Kamil Bey, bunu istemeyişinizin sebebi ne? Osman Bey evladım, meseleyi bu kadar izah edeceğine... ...Atıf Bey'le ve Ertuğrul Bey'le anlaşma yoluna gitsen. Evet, anlaşabiliriz.
Ben pazarlıktan hoşlanmam. Üstelik ne müvekkilini satan avukatlardanım, ne de sevdiğim bir arkadaşıma ihanet edecek kadar karaktersizim. Bu vaziyet karşısında vekaletnamemi senden geri istemek zorundayım. Anlıyorum. Daha doğrusu mecbur tutuluyorsunuz. Aziz meslektaşım Atıf Bey'in dahiyane planları icabı. Peki, bu dava size müşteri ve şöhretinizi kaybettirmekten başka ne sağlar anlayamıyorum. Vicdan, mesuliyet. Anlatsam da anlayacağınızı zannetmiyorum. Engin'in masum olduğuna inanıyorum, hepsi o kadar. Hayır, o Ayyaş'ın ve katilin biridir. Sizi duyan Engin'in amcası değil, düşmanı sanır. Engin yeğeniniz sizin. Ölen de akrabamdı. Evet, akrabanız. Engin'i çökertip mahvetmeye, mallarını almaya çabalayan sizin gibi hayırlı bir akraba. Yeter! Bu iş fazla uzadı. Biz bu davayı senin almanı istemiyoruz, o kadar. Emreder gibisiniz. Evet. Peki size bu gücü veren ne? Neyle tehdit ediyorsunuz? Osman! Demek ki tehdit silahlarından biri de küçük hanımmış. Dinle Osman! Neyi? Arkadaşımı yüzüstü bırakmam için yapacağın teklifi mi? Beni biraz olsun seviyorsan... Dünyalar kadar sevsem bile... ben aşk ve kadın uğruna arkadaş harcayacak erkeklerden değilim. Osman! Biliyorum. Bunları bana inat olsun diye söylüyorsun. Bu sefer durum bildiğin gibi değil. Babam fena sıkıştırıyor. Ya vazgeçermişsin bu davadan... ya da yüzümü göremezmişsin bir daha. Koskoca bir yıl görmedim de ne kaybettim sanki. Gene görmeyi veririm. Yalan söyleme Osman! Seviyorsun beni. Hem de delicesini. Ben de çılgınlar gibi aşığım sana. Bırak inadı. Boşuna çeneni yorma Gül. Ama bu son ayrılık olur. Her şey bir sözüne bağlı. Babam Taksim'deki katı verip evlenmemize... Baban menfaati uğruna kızını satılığa çıkarabilir ama... ben kendi çıkarım için dostlarımı satamam. Aptal! Cevabınız Osman Bey. Kızınızın suratında şaklayan tokadımın sesi buradan da duyulmuştur sanırım. Az sonra şerefiniz üstünde şaklayacak şamar daha gürültülü olacaktır eminim. Hiçbir hareketinizden korkmuyorum. Tanıtayım. Genç ve haris avukatlarımızdan Osman Çeltikçi Bey. Küçük Bey'in muhteris olduğunu söylemenize lüzum yok. Zira tahmin edebilirim. Yüzden şahsiyet okuduğunuzu bilmiyordum. Yoksa falcılık mı yapıyorsunuz hanımefendi? Hayır. Annenizin kayınvalidesi olduğuma göre. Yani siz... Hesapça sizin babaanneniz olmam gerekir ama değilim. Çünkü oğlumun çocuğu değilsiniz. Bir başkasının çocuğusunuz. Babası olduğum halde bunu yıllardır söyleyemedim. Gücenme ama bu olaylar senin isteğin, benim de sana zaafım yüzünden oldu hep. Yalvarırım sus. Sussam bile artık çok geç. Oğlum kendini babası meçhul biri sanıp kıvranırken... biz burada hala saklayacak mıyız gerçeği? Demek, babam olduğunu öğrenmem için başıma bu dertlerin gelmesi lazımmış. Oğlum dinle. En iyisi bu bahsi kapayalım anne. Yorgunum, davaya hazırlanmam lazım. Fakat... hiçbir tehdit çeviremez yolumdan. Hem ne yapabilirler ki? Babası meçhul mü diyecekler, desinler. Senin oğlun olmak... kaybolacak sahte bir şöhretten daha mühim bence.
Genç avukat Osman Çeltikçi, istikbali ve arkadaşının davası arasında bocalıyor. Sosyete onun bu davayı almaması için baskı yapmakta. Tehdidin sebebi rekabet. Atıf Bey daha son kozumuzu oynamadık diyor. Engin'in amcası Ertuğrul Bey de bu bir inat meselesi. Onun avukatı Atıf Bey'dir. Yeğenimin şuursuz durumda oluşundan yararlanıp davayı alırsa, bu davayı ona vermememin asıl sebebinin kendi ailevi meselelerinden geldiğini açıklayacağım dedi. Bir haftadır yazıhanesine gitmeyen sosyete avukatı Osman'ın tutacağı yol merak edilmekte. Baba! Bütün bunlar sizin başınızın altından çıkıyor baba. Kızımın bu davada başkasının avukatlığını yapmasını istemem. Ben de böyle davranmanızı istemiyorum. Senin aklın ermez bu işlere. Karışık ve insanlık dışı işler olduğu için. Doğru. Seni çok severim. Ama kendimden fazla değil. Her dediğini yaptım şimdiye kadar. Hep öyle görünüp aslında yalnız kendi istediklerini yaptım. Sözde evlenmemize yardım için Osman'ın evine gittim. Güler yüzünle ettiğin 10 dakikalık laf aşkımızda derin bir uçurum yarattı. Bana baş kaldırırsan sevgilinden sonra milyonluk mirasımla senin aranda ikinci bir uçurum bulursun. İyi düşün. Zengin bir kızın çok talibi çıkar ama bir inat uğruna kaybedilen milyonlar kolay bulunmaz. Sen akıllı bir kız. Okulda matematiğin iyiydi. Hesaplarsan... Matematiği kuvvetli olmak, insanlıktan uzak kalmak değildir baba. Bu husustaki kararımı da para hesaplarından çok vicdan ve hislerimle verim. Babası bile meçhul bir adam için mi? Ümitsiz mi durum? Belli olmaz. Beni idam ederler mi Osman? Kafanı böyle şeylerle yorma. Akşam erken uyu. Yarın dinç olmalısın mahkemede. Cinayetin işlendiği saatte neredeydin? Yatıyordum efendim. Olayı anlatın. Engin Bey saat 8.33'te geldi. Çok sarhoştu. İçki istedi, verdim. Bu evdeki içkilerde zehir vardır. Beni öldürmek istiyorlar. Ama ben onları öldüreceğim diyerekten küfürler etti. Ve cebinden de kocaman bir silah çıkarıp gösterdi. Bir itirazınız var mı bu sözlere? Saat 8.33'te gitmişsiniz. Ben günleri bile karıştırıyorum hakim bey. Küfür ettiğini hatırlıyor musun? Etmiş olabilirim. Peki silah? Bir tabancam vardı, babamdan kalma. Bütün teferruata dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Hastaneye yatırılması düşünülecek kadar alkolik, sarhoş bir genç. Kibar, soylu bir ailenin evladı olmakla beraber... ...öz amcalarına küfredecek derecede ahlakı bozuk. Üstelik... Öldüreceğim diye tehdit savurarak silah gösteriyordu. Eğer bir televizyon olsaydı cinayetin Engin tarafından işlendiğini sözlerimden daha iyi gösteremezdi. Hemen hemen her insan içki içer ve küfreder. Hele sarhoş oldu mu laf ola kabilinden mahvedeceğim, öldüreceğim gibilerden konuşan çoktur. Bir sarhoş davranışından ileri gitmeyen bu sözlerin... ...yüksek adalet makamınız tarafından delil sayılamayacağını ümit ederim. Sayın üstadımız Atıf Bey de küfürbaz olmakla... ...cani ruhlu olmak arasındaki büyük farkı benden iyi bilirler sanırım. Siz de bir cinayet davasının sadece parlak cümlelerle kazanılmayacağını... ...müdafaa avukatı sussa bile savcılık makamının... ...bir zavallı ölünün hakkını ısrarla arayacağını bilirsiniz. Sayın yargıcım, bendeniz sanığın maktule düşman oluşunun... ...alkolik ve hastanelik bir durumda bulunuşunun... ...cinayeti işlediği ihtimalini kuvvetlendirdiği fikrindeyim. Ertuğrul Bey'den cinayet saatinde nerede olduğunu sorabilir miyim? Kulüpte briç oynuyordum arkadaşlarla. Engin'in katil olduğuna %100 nazarıyla bakılmakta... ...ve sosyete avukatı Osman Çeltikçi... ...gerek bu davadaki acemiliği... ...gerekse haksız tarafı tuttuğu için fena halde bocalamaktadır. Bu dava bütün süksesini yok edecek. Bunu kendisine söyleme, çok kızıyor. Bak dedikodu sütununda ne yazıyor.
Cinayet davasının ikinci perdesi. Müstakbel damatla kayınpeder savaşı. Atıf Bey kızının sevgilisini eziyor. Kafası ezilesi düzenbaz. Yarınki son celsede kim bilir ne ifritlikler yapacak. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır efendim. Çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Zira hatırlamamak... kötü şeyleri hatırlamaktan çok daha iyi bir şeydir. Bendeniz de bu kadar sonu belli bir davada fazla konuşmayı yüksek adalet makamının kıymetli zamanını çalmak saydığım için... daha fazla söz söylemeyi lüzumsuz görüyorum. Değerli ve adil kararlarınızdan eminiz. Esas müdafaya geçmek için son ağlı bekleyişimin sebebi... yalana dayanan davalarda tanıkların yapacakları hataları beklemekti. 7 celsedir cinayet suçlusu olarak savcılık makamı dahil... herkesin aleyhinde bulunduğu Engin Akal suçsuzdur. Şimdi açıklayacağım iki husus... Engin'in suçsuzluğunu kolaylıkla ispata kâfidir. Birincisi, Engin'in gösterdiği tabanca. Engin, bunun bir Meksika tabancası olduğunu... ve kurşunu bulunmadığı için sadece tarihi kıymeti dolayısıyla sakladığını söylemişti. Oysa morg raporlarına göre maktulün cesedinden çıkan kurşun... 7.65 çapında bir Belçika tabancasına aittir. Böyle bir tabancanın da Ertuğrul Bey'de bulunduğunu tespit etmiş durumdayız. Yalan, iftira! Susun, susalım! Cinayet gecesi Rest Kulüp'te olmadığınız da yalan mı? Benim hafızam kuvvetlidir avukat bey. Uşağımı belki şaşırtabilirsiniz ama beni asla. O gece cinayetin işlendiği saatte kulüpte diriç oynadığımı söylemiştim. Şeytanlarla mı yoksa hayaletlerle mi? Salı gecesi tamirat dolayısıyla kapalı olduğunu öğrendiğim kulüpte... nasıl ve kimlerle bir iç oynadığınızı çok merak ediyorum doğrusu. Belki önceden tasarladığınız plan mucibi... sık sık gittiğiniz kulüpte olmayı akla yakın gördünüz. Uşak sizin sözünüzden çıkamazdı çünkü sizdendi. Sözde sanık da kendinde olmayacak kadar sarhoştu. Olayın dördüncü kişisi de tarafınızdan öldürüleceği için... aleyhte konuşamaz, siz de sahipsiz kalan servete tek başınıza konardınız. Yalan! Hepiniz yalan söylüyorsunuz, katil odur! Hepiniz katilsiniz! Ben zenginim, milyonlar benim olacak! Milyonlar benim olacak! Milyonlar, milyonlar, geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim anneciğim. Tebrik ederim. Candan tebrikler. Dur anne. Bir dakika Atıf Bey. Konuşacağımız bir şey kalmadı sanırım. Kazandınız. Sizi eski bir teklifinizi hatırlatmak için rahatsız ediyorum. Eğer bana hala yanınızda çalışmak şerefini verirseniz... Benimle alay mı ediyorsun Osman? Şöhretini sıfıra indirdiğin rezil olmuş bir ihtiyarla düşmancasına uğraşmak yakışmıyor sana. Yanlış anladınız. Kabul ederseniz dostluk elimi uzatmak istiyordum. Tek arzum şu anda damadınız ve ortağınız olmak. Ben evet desem bile ne fark eder? Kızım beni çökerteceğinizi önceden hissetti. Babasının feci yıkılışını görmektense ıssız bir otele kaçmayı tercih etti. Çok kırdınız onu. Ben evet desem bile onun kabul edeceğini sanmam. Orasını bana bırakın. Oğlumuzla ne kadar ihtar etsek az. Şuraya koyun lütfen. Başka bir emriniz? Beni yalnız bırak. Halbuki hiç bırakmamak düşüncesiyle gelmiştim. Biraz geç kaldınız. Af dilemenin zamanı yoktur Gül. Karşında eskileri unutmuş, yepyeni bir Osman var. Ünlü avukat Atıf Bey'in yeni ortağı
ve damat namzedi yeni bir Osman. Fakir ve mağrur Osman öldü gül. Zengin ve aşık Osman'sa evet demeni bekliyor.